İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarını Başkan İbrahim Şerbet başkanlığında gerçekleştirilen 5. oturumla devam etti. Selamünaleyküm. Değerli kardeşler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Toplantıda gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından görüşüldü. İl Özel İdaresi 2022 mali yılı bütçesinde stratejik plan ödeneği olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hareketli iş makinesi alımları harcama kaleminde bulunan ödeneğin harcama kalemleri arasında aktarılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan plan ve bütçe komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde bulunan tarım arazilerinin daha verimli kullanılması amacıyla nelerin yapılabileceği ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu görüşülürken meclis üyeleri de söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Tabi oradaki kullanılan pompaların çok büyük olmasıyla birlikte elektrik ihtiyacını ciddi anlamda yapıyor. Beraberinde bu elektrik fiyatlarının artmasıyla birlikte kooperatifleri çok zor duruma düşüyor. Ve bu da o kooperatiflerin sürdürebilir olmasını zora sokuyor. Bununla birlikte EPDK geçen ay bir açıklama yaptı. GES'lerde artan enerjinin alabileceği ile ilgili. Şimdi bu kooperatiflerin kesinlikle Özel İdare tarafından GES'lerle beslenmesi lazım. MHP Meclis Üyesi Osman Dilek ise Merkez Köy muhtarlarına 5000 lira ödenek verildiğini belirterek dağıtımda adaletsizlik yapıldığını ifade etti. Bu merkezde son 5 yıldır bu köylere, muhtarlara yardım desteği adı altında 5'er bin lira şey dağıtılıyor. Para dağıtılıyor. Para dağıtılıyor. Şimdi bu dağıtılırken, şimdi burada bende köy isimleri var, muhtarların isimleri, telefonları var. 5 yıl süre içerisinde bunların hiçbiri talepte bulundukları halde cevap da verilmemiş de alamamışlar. Bunlar dağıtılırken bunların kriterleri nelerdir? Ve verilen paraların nerelerde nasıl kullanıldığını takip etmemiz lazım. Eğer burada bir adalet sağlanacaksa bundan şimdi yeni seçilen arkadaşları da kastederek söylüyorum. Hem son 5 yılın bir dokümanını istiyoruz. Son 5 yılın dokümanını hangi köyler aldığını ve eğer bu adalet bu haksızlık böyle devam edecekse bunun iptal edilmesi için bir meclise bir önerge verelim. Bu parayı hiçbirine vermeyelim. Dilek ayrıca Arıcak'ta eksik yapılan yolun kabulünün nasıl yapıldığını sorarak sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. İkinci husus, demin burada 19. maddede Atilla Bey de söyledi. Arıcakaya'daki yolun, o asfalt yolun eksik yapıldığına dair bir şikayetleri komisyonun raporu var. Şimdi çok tuhafıma gitti. Şimdi siz ihaleyle yol yaptırıyorsunuz, doğru mu? Bunun bir geçici kabulü var. Bir kesin kabulü var. Bu kabulü yapanlar da bizim dairenin personel herhalde, öyle tahmin ediyorum. Teknik personel. Şimdi burada bir eksiklik varsa bunun hesabını kim soracak, nasıl olacak şimdi bu iş? Bu zikrettiği yerleri durmuş, yeniden ihale mi yapacaksınız? O adam parası ödenmişti, bu milletin parası. Yazık, günah değil mi? Biz yaptık oldu. Yani bunu ortadan kaldırmamız lazım. Dileğin sorularına cevap Meclis Başkanı İbrahim Şerbet'ten geldi. Yapılmadığından herhalde müteahhite ödenecek para var. Bilmiyorum. İşte var. Ben komisyon raporuna istinaden. Onu daha önce görüşmüştük. Hani onu tekrar bir görüşürüz. Orayı karşılayacak şekilde yaptırırız inşallah. Gerçekten de takipçisi olmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Dileğin muhtarlara verilen ödeneğiyle ilgili açıklama yapan meclis üyesi Hanifi Coşkun, dağıtımda adaletsizlik yapılmadığını söyledi. Köy yardımları da köylerden muhtarlar vasıtasıyla talep ediliyor. Talep edilenler encümene geldiği zaman olduğu gibi, gelen listeler olduğu gibi biz bu dönem encümen arkadaşlarla çıkardık. Hepsine aynı eşit bir şekilde. Bir adaletsizlik de falan söz konusu değil, dosya elimdedir yani. Arıcak yolu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Coşkun, yolda yapılmayan işlerin yaklaşık 1 milyona yakın olduğunu söyledi. Arıcak yoluna gelince
Arıcak yolu ihalesi yapıldığı günden itibaren bu yolun alan yükleyici firmanın bu yolu sağlıklı yapmayacağını ilk günden 2020'de burada yetkililerle işbirliği halinde bu işle uğraştık. Her safhasında her bir kilometresi yapıldığı zaman eksikliklerini il özel idare yetkililerine bildirdik. Valiye kadar. Ancak ne hikmetse bunların önüne geçilmedi. En son 2021'in Kasım aylarında geçici kabulü yapıldığı zaman buna itiraz ettik. Şu anda yolda yapılmayan işler yaklaşık 1 trilyona yakın. Komisyon arkadaşlarımız o gün oraya geldiler. Gerçekten teşekkür ederiz. Çok şiddetli bir kar yağıyordu. Detaylarını göremediler. Yolun sol tarafına genel olarak hendekler yapılmış. O hendekler üzerinde beton yani şarampollar yapılacaktı. %30 civarında yapılmadı. Yolun sağ tarafında da betonun sağ tarafını topraklarla doldurulup onu düzgün bir hale getirilmesi lazımken getirilmedi. Coşkun'un açıklamasının ardından Başkan İbrahim Şerbet, devletin malı hibe ediliyor yorumunu yaptı. Komisyon bizler gittik, inceledik. Ben de gördüm Bahsekonu yolu. Şimdi burada kurumla hiç görüşülmedi mi? Kurumla görüşüldü. Yani şimdi o zaman bu devletin malını hibe ediyor. Yani açıkça şöyle bir şey söyleyebilirim. Buradaki firma, o işi yapan kişiler bir noktada mühendisleri etki altında bıraktılar. Biz de bu konuya şahit olduk. Bu işin sonucunda şu anda bahsedilen yani 350 milyar diye bir para da yok. Bunlar ek bir ödenek talep etmişlerdir. Ek bir ödeneğin talep edilmesi için müteahhitin yarım bıraktığı işleri ek ödenekten yapılmaz. Ben yasada de, değil. Demek istediğim yani baştan bize intikal etmiş olsaydı il genel meclis üyeleriyle hep birlikte gidip görüşürüz. Yani bunlar babasının çiftliği değil ki. Yani bu devlet eğer burada mağdur oluyorsa, zarara uğratılıyorsa yani bunu söyleyip de söylemde kalmaması lazım. Gündem maddesi uzun süre meclis üyeleri tarafından tartışıldı. 2 yılın içinde bu kadar, bu süreç içinde yani tabii bunu sizi şey olarak amaçlı söylemiyorum yani siz o bölgenin meclis üyesi olarak onu yani bana göre o günkü zaman yapılan işin projeye göre uygun yapılmadığından dahinde o günde dahi bile o gün daha erken müdahale edebilirdi bence. Bunun kesin kabulü, geçici kabulü de yapılmamış, kesin kabulü de yapılmamıştır. Biz bunu tamamlayacağız. Tamam. Ve bu ne zamana kadar tuttu? 2021'in Kasım'ın sonuna kadar. Arkadaşlarımız bireysel olarak çaba göstermiş olabilirler. Fakat bugün bak siz dediniz ki dilek ve temennilerde konuşmak isteyen var mı dediniz. Hiç kimse konuşmadı. Biz konuştuktan sonra biz bu konuyu meclisin gündemine taşıdıktan sonra ki onu da bilgimiz olmamasına rağmen komisyon raporunu incelediğimiz için komisyon raporunda gördüğümüzde meclise taşıdık. Bak biz mecliste bir şey söylediğimiz zaman meclise taşıdığımız zaman biz art niyetli taşımıyoruz. Eksiklikleri, yapılması gerekenleri, bürokratların yaptığı eksiklikleri, bununla ilgili bizim mühendislerimizi dövüp hastaneye gittiler. O müteahhit ondan sonra geldi yine buradan ihale aldı. Şimdi başkan çok sinirlerine ilettim. Dedim bak bu eksikler var. Dedi 2,5 trilyon bizim paramız var. Ödeme yapmayacağız. Şeyini feshederiz, başkasına vereceğiz. Biz yetkililerde böyle teminat aldık. Ama sonunda işitti ki ödeme yapılmış. Onu da denetim komisyonunda yine ben dile getirdim.